Arkadaşlar merhaba. Bugün format nasıl atılır bunu anlatacağım. Kanalda zaten format nasıl atılır bununla ilgili videolar var. Ama ben yine de en baştan sıfırdan bir format nasıl atılır onu anlatmak için bir video çekeyim dedim. Benim bilgisayarımda Windows 8.1 yüklüydü. Yaklaşık 1-2 sene önce format atmayı denedim fakat atamadım. Windows 10'a geçiremedim 8.1'den. Bir ekranda kaldı. Bilgisayarımın markası, şöyle açayım kapağını. Bilgisayarın markası Samsung RV511. Bu model bilgisayarlarda veya Samsung'un genel olarak sıkıntısı var. Şu şekilde bir Wi-Fi kartı kullanıyor. Bunu söktüm ben. Kasa, bilgisayar kasası nasıl açılır, bilgisayarın içini nasıl açarız diye videosu var. Ben bugün Samsung RV511 model bir bilgisayara format atacağım. İnternette bununla ilgili çok sıkıntı yaşayan arkadaşlar var. Form sitelerine baktım. Özellikle yabancı sitelerde çözümü var. Türk arkadaşlar da oradan bakıp zaten çözümlerini diğer arkadaşlarıyla paylaşmışlar. Bunu sökmeniz gerekiyor arkadaşlar. Wi-Fi kartından dolayı atamıyorsunuz formatı. Bazen Windows ekranında kalabilir. Windows 10'a geçmek istiyorsunuz. Bilgisayarınız Samsung veya başka bir model olabilir. Format ekranında kalırsınız böyle. Windows'un o penceresi çıkar. Başka hiçbir şey ilerlemez. O zaman içinde bir donanımı desteklemiyor olabilir. Burada da Broadcom'un Wi-Fi kartını desteklemediği için ben bu Wi-Fi kartını söktüm. Formatı attıktan sonra tekrardan Wi-Fi kartını takacağım. Şu an bilgisayarın vidalarını bile takmadım. Çünkü tekrar takacağım diye. Bizim şöyle bir USB belleğimiz var. Onu da şuraya koydum. Bu USB belleğin içine ben Windows 10 Pro'yu yükledim. Şu şekilde USB belleğimi hatta şu tarafa takayım da. Şuraya da kıl tüyü bir yerden gelmiş. USB'den atmamın sebebi artık CD pek kalmadı zaten. Çiziliyor, yavaş oluyor CD ile attığınız zaman format. USB'den daha hızlı bir şekilde atabiliyorsunuz. Kasayı tutturmadığım için USB dediği şeyde kalmış. İçeride kalmış. Şu kısmı tutturdum ya. Kasayı da takmadım ya. O yüzden biraz yan duracak ama bilgisayar. USB'yi taktım arkadaşlar. Daha sonra ben BIOS ayarlarından nasıl taşıdığımı anlatmıştım size. Şeyi yani neyi nasıl taşıdığımı diyeceksiniz. Normalde bilgisayarınız standart olarak başlarken hard disk'inizin içinde Windows yüklüdür. Hard disk'inizin içinde olan Windows'u hard disk'in üzerinden okur işletim sistemini. Buradan bilgisayarınızı çalıştırır. Ama bu normalde bilgisayarın başlama seçeneklerinde BIOS ayarlarına girip buradan boot seçeneğinden bunun nasıl yapıldığını anlattım. Yapamayan arkadaşlar varsa ya da bilmeyen arkadaşlar varsa bunun linkini de veririm. Zaten ilk videomuz oydu. Yarım kaldığı için devamı şeklinde bu videoyu çekiyorum. O videonun altında zaten o videodan da gelmiş olabilirsiniz buraya. USB'den başla seçeneğinin en üstte olması gerekiyor. Bilgisayarı başlattım. USB'den başla seçeneği olduğu için direkt bu ekrandan sonra bir tuşa basınız diyecek. USB'den başlatmak için bir tuşa basınız diyor. Yani USB'den boot etmek için. Tıkladım buraya. İnşallah bu sefer Windows onu yükleyebileceğim. Şu normalde şu dönme işareti çıkmıyor. Sadece bu işaretle kalıyor arkadaşlar. Şu an şu kartı söktükten sonra Windows 10 işletim sistemi bunu desteklemiyormuş. O yüzden format kısmına girememiştim. Bu ekrana hiç girememiştim arkadaşlar. O Windows penceresi kalmıştı sürekli monitörde. Zaten format işlemi çok basit. Korkmanıza gerek yok. Bu ne ya? Tekrar bilgisayar açtı. Şunu yeniden başlat yapıyorum. Windows'tan başlattı arkadaşlar. Şuradan yeniden başlat seçeceğim. Yeniden başlat. Yani dediğim gibi Windows kurulum işlemi gayet basit bir işlem. İleri diyorsunuz neredeyse tamamına. Windows 10'dan sonra zaten iyice ne basitleşti. Zaten bilgisayarı ilk aldığınızda kurulum gibi. Yine ileri hepsi o şekilde oluyor neredeyse. Çok basit bir şey. Yani formatı kendiniz evde her türlü rahat bir şekilde atabilirsiniz. Burada önemli olan iki tane kısım var. Bir tanesi şu USB belleği hazırlamak. Bunun format USB'sini yapmak için Rufus diye bir program var arkadaşlar. Bunun nasıl kullanıldığı ile ilgili video var. Yani USB bellek nasıl rootable yapılır diye öyle bir video çekmiştim. İlk önce USB belleği hazırlıyorsunuz. Daha sonra bilgisayarın ayarlarından USB'den başlat seçeneğini en üste getiriyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir tuşa bastık Enter'a. Şu an inşallah burada kalmayacak arkadaşlar. Çünkü o kadar emek verdim. Kaç saatten beri uğraşıyorum. Bilgisayarın içini söktüm, temizledim. Şu zımbırtıyı çıkarmak için. Wi-Fi kartı aslında Broadcom'un. Gayet memnunum arkadaşlar bundan. Çünkü şu hiçbir
Tabi bu biraz daha ufak ama belki içine farklı bir malzeme koymuşlardır. Buna göre çok daha iyi. Şu an girdi arkadaşlar. Bir yeri yapayım. Pardon, hayır, çıkmak istemiyorum. Diyor ki, yüklemeyi iptal etmek istiyor musunuz? Hayır. Şimdi arkadaşlar karşınıza bu şekilde bir ekran çıkacak. Az önce ne çıktı bilmiyorum ama direkt enter'a bastım, buraya girdi. Geri yapamıyor muyuz burada ya? İlk ekranı gösterseydim ben size. Onar var. Bir de şimdi Windows yükle var. Şimdi Windows yükleyi seçiyoruz. Onarım yapmayacağız çünkü. Eğer bilgisayarınızda otomatik onarım hatasına girdiyse onar şeklinde yaparak bilgisayarınızı onarabilirsiniz arkadaşlar. O da onun seçeneğidir. Hani otomatik onarım hatasının çözümünü anlatmıştım ama bu şekilde rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Şuradan yaptığım işlemler sırasıyla belli. Lisansı kabul etmek zorundasınız. Başka şansınız yok. Yoksa ileri tuş aktif olmaz. Gördüğünüz gibi. Lisansı kabul etmemeli. Şimdi aktif oldu. Lisansı kabul edince. Mecbur edeceksiniz. Benim öğrenci lisansım var. Yükselt diyor. Burada eğer yükseltirseniz 8.1'den Windows'a içerideki dosyalarınızı koruyacaktır. Fakat ben Windows'u yükle yapacağım. Özel yani bu içini formatlayacağım tüm diskleri. Benim 2 tane diskim var arkadaşlar. Hatta şu sistem için ayrılmış 350 MB de burada var. İkiye böldüm ben. C ve D diye. Şurası C. Buna 144 GB ayırdım. D'ye ise 153 GB ayırdım. Toplamda bir 300 GB görünüyor ama hard diskimizin boyutu 320 GB. Ama tamamını kullanamıyorsunuz. Flash belleklerde olduğu gibi. Flash belleği de örneğin 4 GB'lık bir flash bellek. 4 GB gözükmez. 3.7 GB görünür. Biçimlendir diyorum. C'yi biçimlendiriyorum. Diyor ki bu bölümde bilgisayarınızın üreticisinin sağladığı bilmem ne bilmem ne veriler kaybolur diyor. Bölümü biçimlendirirseniz kaybolur diyor. Kaybolsun sıkıntı yok. Ben yedeklerimi aldım. Şöyle bir HardX'im var 1 TB'lık. Buraya tüm yedeklerimi aldım arkadaşlar. Şu HardX'ime. Bunu biçimlendirdim. Görüldüğü gibi. Biçimlendirildi. Hatta bir daha biçimlendireyim. Çünkü içinde 1 MB bir şey görünüyor. Uyuz oldum ona. Bunu biçimlendireyim. Şu sistem için ayrılmış. Şimdi ileri deyip kurabilirsiniz ama ben D'yi de biçimlendireceğim. Hatta bunu sileceğim arkadaşlar. Silip C ve D diye ayırmayacağım. İkisini de birlikte yapacağım. Kullanacağım yani. Daha iyi çalışıyor. Daha performanslı çalışıyor. Bakalım bunu silince ne olacak? Sildiğim. Silerseniz bu bölümdeki veriler kaybolur diyor. Sildim. Şunu da sileyim. Şu an burayı kurabilirim aslında Windows'u ileri deyip. Ama kurmayacağım. Bunu kuramayız. Şunu da bir silelim bakalım ne olacak. Sileyelim. Sildik. Şu an tek parça oldu. Şu da sistem için ayrılmış. Bunu da sileceğim. Biçimlendireyim bunu da. Bunu da biçimlendirip sileyim. Sistem içinde bir şey bunu ayırmaya gerek yok. Tek olsun. Tamamdır arkadaşlar. Şu an kuruluma devam edebilirim. İleri diyorum. Tek parça yaptım. İkiye daha sonra ayırabilirsiniz. HardX'inizin bölümlerini. Bunun nasıl yapıldığını anlatacağım. Normalde şu an ben burada bu kısımda şey yapabilirdim. C ve D diye ayırabilirdim ama ayırmak istemedim. Yani ayırırsanız ne olur? Yedekleriniz bir kısmı durur. C'ye işletim sistemini kurarsınız. D'de ise resimleriniz, fotoğraflarınız, filmleriniz, önemli belgeleriniz durabilir. Ben daha sonra oraya 50 GB, 60 GB veya 100 GB ayırabilirim. Biraz daha C'ye çok vermek istiyorum. Çünkü işletim sisteminin bulunduğu kısım biraz daha fazla olursa alanı daha performanslı çalışacağını düşünüyorum. Tabi pek fark eden bir şey olmayacak ama çünkü HardX'in okuma yazması ile alakalı. Yani alanla alakalı değil. Yani çok da. Hani kendinizi bir tarlada düşünün. 100 metrelik bir alan olsun, 100 metrekarelik. Koşacağınız hız belli. 250 metreli olsa koşacağınız hız belli. 100 metre de olsa, 100 metrekare alanda da koşacağınız hız belli. Sadece uzunluk fark eder.
Yani bu uzunlukta şey ifade eder. Kurabileceğiniz dosya sayısını ifade ediyor. Bu şekilde arkadaşlar kurulum tamamlanacak. Zaten videoyu çok uzun tutamayacağım. Kameranın hafızası dolmak üzere. O yüzden bu kısımda durduruyorum. Bunlar tamamlanana kadar bir çay kahve içebilirsiniz. Kurulum devam ediyor arkadaşlar. Kurulum bittikten sonra, yani bu işlemler bittikten sonra geri kalan işlemler ileri next next ya da şeklinde olacak. Zaten Türkçe bu kısımdan sonrası gayet kolay olacak. O yüzden bu aşamalar bittikten sonra video devam etmese bile, yani burada yarım kalsa bile sıkıntı değil. Buradan sonrasını kendiniz götürebilirsiniz. Ama ben durduracağım, hafızası olmasın. Bu bittikten sonra tekrardan şey yapacağım. Videoya devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi birazdan yeniden başlayacak. Kurulum işlemleri bitti. Bilgisayar kendini yeniden başlatacak. Aslında bu kısımları video almama gerek bile yok. Şu an USB'den başlamak istiyorum ama USB'yi çıkaracağım ben. USB'den başlamasın. Çünkü kurulum işlemi bitti. Bilgisayar kendini şu an yeniden başlatıyor. Eğer USB'nin sıkılı kalırsa kendini tekrardan USB'den çalıştırmak isteyecek. O yüzden kurulumlar bittikten sonra USB'nizi çıkarın arkadaşlar. Kenara koyun. Şu zımbırdıyı da kenara alayım. Yani hep bunun yüzünden zaten format atamamıştım bu zamana kadar. Şimdi Windows başlamaya çalışıyor. Şöyle bir ekranda kaldı. Şu an ben durduracağım videoyu. Çünkü format işlemi tamamlandı. Bu da bittikten sonra kısa hızlı kurulumla ayarlarını yapacağım.